Cem de inşa ettim Diyarbakır'da. Savcı Bey, Savcı Efendi, o bağımsız ve tarafsız olan yargı ha. Aman aklınıza bir şey gelmesin. Tarafsız ve bağımsız olan yargı, laikliği ihlal ettiğim gerekçesiyle hakkımda bir fezlekâştır. Ne yapmışım? Laikliği ihlal etmişim. Vay kadeh malat dağva. Vay kadeh malat dağva. Bunların başına taş mı düştü? Bunların başına ne düştü de laiklik akıllarına geldi? Cenevini inşa etmekten ve cenevini canlara tahsis etmekten büyük bir onur, büyük bir iftihar ediyorum. Aynı şekilde Ahmed-i Hane Camisi'ni inşa etmiş olmaktan büyük bir gurur, büyük bir onur duyuyorum. Aynı şekilde bundan tamı tamına 100 yıl önce Diyarbakır'da içerisinde piyano rezikatlerinin verilmiş olduğu ve daha sonra yıktırılan ve daha sonra ahıra dönüştürülen Sur Grakos Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük kilisesi. Onu bir kez daha restore ettik, ibadete açtık. Dünyanın 4000 yanından en az 4000-5000 Ermeni kardeşim, hemşerim açılışına gelmişti. Canlar. Öyle bir şey düşünün. Cem evinin açılışına medrese seyyadların gelmişti. Dedelerimle beraber, papazla beraber kurdeleyi kesmişlerdi. Aynı şekilde Ermeni Kilisesi'nin açılışına hem dedelerim, hem papazlar, hem seydalar birlikte kurdeleyi kestiler. İşte laiklik budur. İşte laiklik budur. İşte insan olmak budur. İşte insanı faşizmden ayıran budur. Ne yapmışım? Cennet inşa etmişim. Ne istiyorlar? 2 yıl ceza istiyorlar. Bu kadir, bu kadir. 2 yıl değil. O 102 yılda olsa ben gene cami inşa ederim. Gene cami inşa ederim. Gene kilise restore ederim. Zalime inat gene yaparım. Ne yapmışım? Oh kaç etmişim. Oh kaç etmişim.